Merhaba arkadaşlar, İsmail Akar ben. Görsel efekt öğrenme serimizin birinci bölümünde görsel efekt öğrenmeye nasıl başlamanız gerektiği konusunda bir farkındalık oluşturmak istedim. Bu video serisinin ilerleyen bölümlerinde rollerden programlara hatta vize olaylarına kadar hemen hemen tüm konulardan bahsetmeye çalışacağım. Umarım size faydalı bir başlangıç olur. Özünde görsel efektler yani visual effects kısaltılmış hali VFX bir video kamera ile filme alınmış gerçek dünya görüntülerini işlemek veya geliştirmek için dijital görüntülerin yaratıldığı bir süreçtir. Görsel efektler gerçekçi görünen ancak tehlikeli, pahalı, pratik olmayan, zaman alıcı veya filmde yakalanması imkansız olan ortamları yaratmak için video kamera görüntülerinin ve oluşturulan görüntülerin entegrasyonunu içerir. Görsel efektler sadece büyük blockbuster filmleriyle sınırlı değildir. Oyun yapımı, reklam, dizi, mimarlık ve daha fazlasında yaygın olarak da kullanılır. Peki görsel efektleri neden seçmelisiniz? Belki de hikaye anlatımı en son teknoloji ve yaratıcılığın mükemmel karışımını içeren bir kariyer olduğu için olabilir mi? Filmleri sevmeniz ve film yıldızlarıyla çevrili setlerde çalışmak istemeniz de olabilir. Belki dünyayı dolaşmanıza ve hatta evinizden uzaktan çalışmanıza izin veren bir kariyer istemeniz ya da belki de bilgisayarda yaratıcı bir şeyler oluşturmayı sevdiğiniz için de olabilir. Görsel efektlerde çalışmak istemeniz için pek çok neden var ve birden çok sektörde dünya çapında düzinelerce açık olası kariyer yolu da sizi bekliyor olacak. Geleneksel olarak görsel efekt öğrenmek için iki ana yol vardır. Bunlardan ilki bir görsel efekt okuluna gitmek, ikincisi de evde kendi kendinize öğrenmektir. Her iki öğrenme yolu için de ikna edici vaka çalışmaları bulmak çok zor olmayabilir. Tabii ki ne olursa olsun VFX'i öğrenmeye başlamak için en önemli yaklaşım bir yerden başlamaktır. Bizce bu tamamen size bağlı. Bazı insanlar becerilerini kendi kendilerine öğrenmede harikadır ve ağır bir çalışma düzeni için yardıma ihtiyaç duymazlar. Öte yandan etrafın başkaları tarafından çevrelenmesi gereken ve katı programlara ve görevlere ihtiyaç duyan insanlar da var. Seçmek istediğiniz yol gerçekten nasıl çalışmayı sevdiğinize bağlıdır. Hangi öğrenme yaklaşımını benimsediğinize bakılmaksızın yapılacak en önemli şey başlamak. Bu kadar basit aslında. Bir kitap alın, çizim yapmaya başlayın, bir film izleyin ve analiz edin. Görsel efektlerle ilgili belgeseller izleyin. Yerel etkinliklere katılın. Sadece başlayın. Bunun için tutku ve motivasyona sahip değilseniz, eğitiminizin ne kadar iyi olduğundan bağımsız bu sektörde var olma çabalarınız sonuçsuz kalabilir. Burada önemli olan iki şey vardır. Birincisi sevmek, ikincisi de merak duymaktır. Hadi gelin ilk olarak gerçekten bir VFX okuluna gitmenin iyi bir yaklaşım olup olmadığına birlikte bakalım. Belirtildiği gibi öğrenme sürecinin her iki tarafı için de çok güçlü tartışmalar var. Burada her iki öğrenme yöntemi için en yaygın avantajlarının bir özetini sunarsak, kendi kendine öğrenmenin avantajları, birincisi kendi hızınızı belirleme yeteneğidir. İkincisi genellikle daha ucuz bir seçenektir, her zamanki olduğu gibi. Üçüncüsü de gereksiz becerileri öğrenmek için zaman kaybetmezsiniz. Peki okulun veya üniversitenin avantajlarına bakacak olursak, akreditasyon yurt dışı vize başvurularına yardımcı olacak bir seçeneğin olması, son teknoloji olanaklarına ve yazılımına erişim, endüstri uzmanlarına doğrudan erişim, tabii ki network oluşturma fırsatları ve meslektaşlar ve öğretim görevlileri tarafından çevrelenmiş bir motivasyon artışını bulabilirsiniz. Ayrıca eğitim yazılım lisanslarına erişim gibi avantajlar da söz konusu olabilir. Okul ya da kendi kendinize öğrenme seçeneklerini kendi bütçenize ya da azminize göre değerlendirip kararlaştırabilirsiniz. Diğer taraftan şayet bir okulda öğrenim görmeye karar verirseniz bu VFX okullarına hangi önemli sorular sormanız gerektiğine bir bakalım. Ayrıca kanalımızda şu anda bulunan dünyanın en iyi VFX okulları ile ilgili videomuza bakmayı unutmayın. Bir okulu ararken gösterişli reklam kampanyaları ve mezunları parlayan referansları ile dikkatinizin dağılması kolaydır. Ayrıca araştırmanızı yapmadığınız için pişman olacağınız bir karar kolayca verebileceğiniz bir de zamandır bu. Ancak dışarıda fırsat verilmesi gereken gerçekten çok iyi okullar var.
Listenizi daralttıktan ve doğrudan okullarla konuşmaya başladıktan sonra hangi okulun sizin için en iyi olduğunu daha iyi anlamanıza yardımcı olacak birkaç soruya bakalım. Öncelikle bu soru çok önemli. Öğretim kadronuzun yüzde kaçı şu anda sektörde çalışıyor? Bu soru içerisinde yeni endüstri uzmanı olmayan okullara dikkat etmeniz gerektiği açıkça belirtiliyor. Pek çok okul deneyimi çok az olan veya hiç olmayan ve sadece size görevler koyan ancak yardımcı olamayan veya ilgili tavsiyelerde bulunamayan yeni mezunlar çalıştırır. İkinci sorumuza müfredatınızı kim yazdı ve onu diğer okullardan daha iyi yapan nedir sorusudur. Bu size güçlü dahili eğitmenlere sahip olup olmadıklarını veya eğitim materyallerini sağlamak için tamamen dışarıdaki satıcılara yani kaynaklara güvenip güvenmediklerini gösterecektir. Farklı bir soru örneği de geçen yıldan kaç öğrencinizin işi var sorusudur. Bu mezunların bir işe girmelerinin ne kadar sürdüğünü ve gerçekten yüzde kaçının işe alındığını anlamanıza yardımcı olacaktır. Diğer önemli sorularımızdan bir tanesi de bana hangi görsel efekt yazılımını öğreteceksiniz? Genellikle okulların belirli şirketlerle endüstri tarafından onaylanmış yazılıma erişimlerini sınırlayan sözleşmeleri olacaktır. Ayrıca tüm yazılımların güncel olup olmadığını sorduğunuzdan da emin olun. Burada bir ipucu verecek olursak mezunların isimlerini sorun ve LinkedIn'den onları takip edin. Onların deneyimleriyle ilgili cevaplamasını istediğiniz soruları doğrudan onlara sorun. Çoğu kişinin size çok faydalı olduğunu göreceksiniz. Son olarak düşüncelerinizi açık bir şekilde de onlarla paylaşabilirsiniz. Farklı bir soruya bakacak olursak, kursunuzdan sonra insanların aldığı en yaygın işler nelerdir sorusudur. Bununla çok spesifik olup olmadıklarından emin olabilirsiniz. Mezunların hepsi tek bir pozisyonda mı çalışıyor, mezunlar gerçekten yapmak istediği işleri yapıyor mu ve mezunlar sadece koşucu olarak mı çalışıyor yani runner rolünde mi çalışıyor? Bu sorular mezun olduktan sonra istihdam şansınızın nasıl olduğunu gerçekten anlamanın kesin bir yoludur. Bu arada görsel efekt çalışma alanı ve pozisyonlarıyla alakalı serimizin devamında video gelecek. Ve diğer bir sorumuz da hangi stüdyolarda güçlü ilişkileriniz var sorusudur. İyi okullar her zaman önde gelen stüdyolara yakın işbirliği içinde çalışacaktır. Bu okulların genellikle özel konuşmacılara, etkinliklere ve işe alım pozisyonlarına sahip olacağı anlamına gelir. Stüdyoların isimlerini alabilir ve kendiniz bu konuda araştırma yapabilirsiniz. Ve son olarak hangi bilgisayar ekipmanlarına ve tesislerine sahipsiniz sorusudur. Bu soruyla bu dönemde çoğu okulun bilgisayar ve hatta vakit geçirmek isteyeceğiniz bir çalışma ortamı bile sağlamaması şaşırtıcı olabilir. Görsel efektler üzerinde çalışırken okulda çok zaman geçireceğiniz için bu yüzden nereye gittiğinizden emin olun. Görsel efekt, oyun ve 3D sektörüne yönelik videolarımızı takip etmek için 3D Mad Max YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.